Yok, buradan da yok. Yani buradan sanki merdiven var gibi düşündüm ama burası da kapalı. Bazı yerleri anlamak mümkün değil yani. Hani şöyle diyeyim, şaka gibi yani. Marmaray 15 Mart 2019 tarihinde ilk seferlerini yaparak yolculara hizmet vermeye başladı. 71 kilometre uzunluğundaki Gebze Halkalı hattında hizmet veren Marmaray her gün on binlerce yolcuyu İstanbul'un güney yakasında bir baştan bir başa istedikleri her yere en hızlı ve güvenli biçimde taşıyor. Marmaray aynı zamanda Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Boğaziçi tüp geçit hattını içinde barındıran, dünyanın bir kıtadan bir kıtaya yolcu taşıyan bir tren hattı olma özelliğine sahip. Eski Banliyö hattı üzerindeki Marmaray, geçmiş olduğu hat boyunca Anadolu yakasında Ayrılık Çeşmesi ve Üsküdar'a 2 metro hattı, Söğütlü Çeşme'de metrobüs hattı ve Avrupa yakasında ise Yenikapı'da 1 metro hattı ile kesişiyor. Marmaray'a binen yolcular bu hatlara kolaylıkla ulaşarak yolculuklarına devam ediyor. Marmaray'ın kesiştiği bir yer daha var. O da Avrupa yakasında Marmaray'la metrobüs hattının kesiştiği Küçükçekmece. Bu iki hat metrobüs hattının ilk durağı olan Söğütlü Çeşme'den sonra bir araya geldiği tek yer. Yani milyonlarca yolcunun kullandığı bu iki hat Avrupa yakasında bir tek Küçükçekmece'de kesişiyor. Ancak Küçükçekmece istasyonundan metrobüs hattına ulaşmak hiç de kolay değil. İşte şimdi Küçükçekmece istasyonundayız. Herkese merhaba. Şu anda Marmaray Küçükçekmece istasyonundayız. Neden buraya geldik? Çünkü bu istasyon metrobüs yoluna en yakın istasyon. İstasyondan sadece tek yönden çıkış yapılıyor. Metrobüse gitmek için mecburen istasyonun doğu tarafından E5 karayoluna doğru ilerliyoruz. Evet. Küçükçekmece'den çıktık yola. Şimdi metrobüse doğru gidiyoruz. Aslında normal şartlarda iki çok önemli hat bu. Yani metrobüs ve Marmaray kesiştiği en yakın yer. Yani daha öncesinde bu bölgenin haricinde bu kadar birbirine yakın yer yok ama gelin görün ki bir bağlantı yolu da kolay kolay aşılmıyor. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Hava da güzel. Biraz esinti var ama bugün yağmurluydu hava. Horozlar, tavuklar. Evet, burası böyle bakın arka tarafta. Burası yeşillik, böyle bir bölge. Tabii metrobüs özellikle daha öncesinde banliyö varken burası metrobüs de yoktu. Ve şimdi metrobüs hattıyla ikisinin bir şekilde kesişmesi gerekiyordu ya da en azından ulaşımın oraya bir şekilde entegre edilmesi gerekiyordu ama şimdi yürümemize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, böyle şimdi devam ediyoruz. Otoyolun yanına geldik. Dere tepe düz gideriz şeklinde. Burada zaten kaldırım da yok. Yani burası özellikle
yayalar buradan geçsin, ulaşsın gibi bir durum yok yani. Burası sadece şans eseri. Burası istasyona yakın olan metrobüse, otoban kenarından gidilen bir yol. Evet, Küçükçekmece istasyonundan metrobüs durağına gitmemiz gereken tek yol işte burası. Bavulu ya da eşyası olan bir kişi metrobüse işte bu yoldan ulaşmak zorunda. Yıl 2019 ve İstanbul'un iki önemli hattını birbirine bağlayan yaya yolu işte burası. Marmara hattı köprünün altından geçiyor. Küçükçekmece istasyonu arkamızda. Aslında Küçükçekmece istasyonun biz öbür tarafından dolaştık. Böyle bu tarafa doğru geldik. Belki de Küçükçekmece istasyonu hemen bunun yan tarafından buraya yol olsa yol bir hayli kısalacak. Çünkü metrobüs istasyonu daha arkada ve yolumuz var. Yaklaşık 14 dakika sonra metrobüs üst geçidine geliyoruz. Hemen hatırlatalım. Yenikapı'dan Küçükçekmece'ye gitmek 25 dakika. Fakat Küçükçekmece istasyonundan metrobüse gitmek yaklaşık 15 dakika. Küçükçekmece istasyonu sol tarafta gözüküyor. Metrobüs durağına kadar yapılmış özel bir geçiş yolunu göremiyoruz. Bunun üzerine şimdi diğer yoldan istasyona bir giriş var mı onu kontrol edeceğiz. Yolun diğer tarafına geldiğimizde bizi muhteşem bir göl manzarası karşılıyor. Eski Küçükçekmece giriş tarafından ilerlediğimizde istasyonun yüksek duvarlarını görüyoruz. Buraya gelişin en kısa yolu arkadaki bu eski üst geçitten geçiyor. İstasyon duvarının bir yerinden geçiş var mı acaba? İlerliyoruz. ...500-600 metre daha ilerledikten sonra Marmaray işaretini görüyoruz. Hala Marmaray istasyonunda bir geçit bulamadık. İstasyon yanı başımızda ama oraya geçit yok. Evet, istasyonun yanında yürümeye devam ediyoruz. Hala işte arkamızda istasyon ve neredeyse şöyle göstereyim. 1 kilometre. Buradan hiçbir şekilde istasyona geçecek hiçbir şey yok. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Bazen yani altyapı yatırımları ile ilgili bir hayli video yapıyoruz. Sonuçta ulaşım, özellikle ulaşım. Çoğu ulaşım altyapıları gerçekten de Türkiye bu konuda bir hayli yol kat etti. Fakat bazı yerleri anlamak mümkün değil yani. Hani şöyle diyeyim, şaka gibi yani. Şu olay özellikle okuyucu seyircilerimizden bir tanesi bu açıklamayı, şimdi bakın arkaya döndüm. Buradan aşağı inilebilir belki, bakacağız. Yok, buradan da yok. Yani buradan sanki merdiven var gibi düşündüm ama burası da kapalı. Yani burası aynı zamanda Küçükçekmece girilen ana arter gibi bir şey. Yani yol, buradan yoldan inecek ve trene gidecek. Bakalım, hala gidiyoruz, devam ediyoruz. Birebir. Sizlerle birlikte buradan istasyon tarafına nasıl geçeceğiz? Bilemiyoruz. Devam ediyoruz minibüs duraklarından. Minibüs duraklarını da geçtik. Birebir sizle birlikte yürüyoruz. Bakalım nereden aşağı ineceğiz. Ha, bir tane yer bulduk. Galiba burası. Durakların hemen yanı. Evet, nihayet
Buradan aşağı doğru iniyoruz. Yaklaşık 1 kilometre sonra alt geçidi buluyoruz. Galiba burası eski alt geçit. Merdivenlerden çıktığımızda Marmaray'ın işaretlerini görüyoruz. Yani karşı taraftaki bir kişi yaklaşık 1 kilometre ileri gidip alt geçitten geçip sonra 1 kilometre daha yürümesi gerekiyor. Bu işte bir tuhaflık var diye düşünmeden edemiyoruz. Küçükçekmece istasyonuna hangi sebeple diğer taraftan çıkış yapılmamış olabilir? Durumu hemen araştırmaya başlıyoruz ve nihayet yetkililerden sebebini öğreniyoruz. İşte istasyonun planı. Bu plana göre tam bu noktadayız ve planda gördüğünüz bu bölgeden bir çıkış gözüküyor. Yani aslında planlamada istasyon çıkışı gözüküyor. Ancak çıkışın yapılacağı tarafla ilgili bir hukuk süreci devam ettiğinden planda gözükmesine rağmen bu çıkış yapılmamış. Bir başka deyişle planlamada hata yok ancak maalesef bürokratik sebeplerle bu plan fiziki olarak uygulanamamış. İşte bu görmüş olduğunuz balkon gibi bölümden karşı tarafa bir üst geçit yapılması gerekiyordu. Ama bürokratik engellerden dolayı burası yapılamadı. Yaşanan bu sorunun ceremesini ise tabii ki yolcular çekiyor. İki büyük proje, biri Marmaray, diğeri metrobüs. Milyonlarca yolcu ve bir türlü yapılamayan bir istasyon geçidi. Bizden yetkililere bir mesaj. Umarız çok yakında bu sorun çözülür ve milyar dolarlık proje bu küçük engele takılıp kalmaz. Ne diyelim? Okyanusu geçip derede boğulmak da böyle bir şey olsa gerek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum yapmayı, üye olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Öbür videoya kadar hoşça kalın.